ben gördüğüm bir haksızlık karşısında, ben gördüğüm bir acı karşısında, yaşadığım bir kırıklık karşısında elimden hiçbir şey gelmiyor. Sadece yazıyorum. Ben yazarak elbette tüm kötülükleri önleyebileceğimi düşünmüyorum ama en azından bir itiraz yükseltiyorum kötülüklere. Necip Tosun'un günlük hayatı nasıldır? Bu günlük hayat üzerinden öykü sergizeşinize doğru bir yol alalım. Peki. Şimdi edebiyat tabii çok zor, çileli bir uğraş. Edebiyat bir şiir yazıp, bir öykü yazıp sonra çekip gitmek değil. Edebiyat insandan bir hayat talep ediyor ve sizin bütün hayatınızı ulaşıyor ve hayatınıza giriyor. Siz edebiyatı dışarıda tutarak bir farklı bir dünya yaratamıyorsunuz. Edebiyatla flört edemiyorsunuz açıkçası. Edebiyat açıkçası sizden evlilik istiyor ve bütün bir hayatınızı talep ediyor. Ben de edebiyat uğraşıma başladığımda bu ciddiyetle yaklaştım ve edebiyatın önemini, edebiyatın insandan bir hayat talep ettiğini fark ettim ve bütün hayatımı bu edebiyata adadım. Tam da Ali Işık'ın dediği gibi öykü bütün bir dünyamı kuşattı ve yaklaşık 30 yıldır öykü üzerine incelemeler yapıyorum, öykü üzerine araştırmalar yapıyorum, öyküler yazıyorum, öykü kitapları yazıyorum ve gündelik hayatımı tümüyle öyküye adamış durumdayım. Buradan baktığımda ortaya işte 15 kitap çıkmış. Doğru yaptığımı düşünüyorum. Çünkü edebiyat serüveninizde, hayat serüveninizde sonunda geriye sadece yazdığınız kitaplar kalıyor. Makamlar, şöhretler, bürokratik kariyerler gelip geçiyor. Ama geri dönüp baktığınızda eğer topluma yararlı bir eserler verebilmişseniz bu insanı mutlu ediyor. Peki bu aşk ne zaman başladı? Çocukluk yıllarınızdan alsak. Şimdi Metin Orhan geriye dönüp baktığımda beni edebiyata yönlendiren bir kişi oldu mu, bir olay, durum oldu mu düşündüğümde hafızamda çok net bir şey göremiyorum. Ama ortaokulda bir kompozisyon hocamız vardı. Benim kompozisyon metinlerimi çok beğenirdi. Beni bir gün çağırdı ve benim dilimin, Türkçemin çok iyi olduğunu, kitap okumam gerektiğini, okuduğum her kitapla ilgili de kendisine bilgi vermem gerektiğini söyledi. Ve ben o hocamı çok şükranla anıyorum. O dönemde ben çok yoğun bir şekilde okumalara başladım. Kitap okumalarına başladım. Yalnız bir yazarlık şeyi çok hesap etmiyordum doğrusu. Yani bu işin buraya geleceğini bilmiyordum doğrusu. Ama çok yoğun kitap okuyordum. Lise yıllarımda neredeyse el yordamıyla işte Sezai Karakoç, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Rasım Özenören okumaya başladım. Lise yıllarım şeyle geçti, bu okumalarla geçti. Bu okumalar sürecinde benim artık yazıya doğru yöneldiğim görülüyordu. Çünkü günlük tutmaya başladım ben 18 yaşımda. Bu günlüklerimde okuduğum kitapları buraya yazıyordum. Dönem dönem öyküler yazıyordum ama bunun öykü olduğunu da bilmiyordum. Nihayet 18-19 yaşlarında Ankara'ya geldiğimde artık Mavera dergisini bulmuştum. Orada Mavera dergisinde Cahit Zarifoğlu'yla tanıştım. Rasım Özenören'le, Akif İnan'la, Erdem Beyazıt'la tanıştım. Tabii bizim gidip geldiğimiz kitap evleri vardı. Kitap evinde de çeşitli arkadaşlarla tanıştım. Bunların hepsinin öyküyle ilgilendiğini görüyorum şu anda buradan baktığımda. Mesela Cemal Şakar, önemli bir öykücü.
Cemal Şeker benim sınıf arkadaşım da, ev arkadaşım da. Biz Cemal'le sadece öykü konuşuyorduk. Daha sonra Ömer Lekesiz'le tanıştık. Ömer Lekesiz önemli bir öykü eleştirmeni biliyorsunuz. Daha sonra Ramazan Dikmen yine öykücü. Ve ben çok genç yaşlarımda, o yaşlarda Rasim Özenören'i buldum. Rasim Özenören o vakitler devlet planlamada çalışıyordu. İki tane öykü yazdım ve Rasim Özenören'i ziyarete gittim. Rasim Özenören'i benim öykülerimi sandım ki benim öykülerimi götürecek, okuyacak, sonra değerlendirecek, bana bir şey söyleyecek. Rasim Özenören bana bir kahve söyledi, çay söyledi. Daha sonra benim yanımda öykülerimi okumaya başladı. Ben çok mahcup oldum tabii. Rasim Özenören öyküleri okudu, bana döndü, dedi ki Necip dedi sen intihar etmeyi düşünüyor musun? Yok abi dedim, niye edeyim? Kaç yaşındasın dedi, işte 20'li yaşlardaydım. Senin dedi şimdi böyle bu böyle bunalım, acı öyküleri değil de aşk öyküleri yazman lazım. Sen aşk öyküleri yaz dedi. Tabii bu bir espriydi. Bana orada okumam gereken kitaplar söyledi. Bu kitapları oku dedi. Hatta birlikte kitap evine geldik. Bana kitap önerdi. Onun önerdiği kitapları aldım. Bir kısmını kendisi hediye etti. Benim öykü serüvenim tam da böyle herkesin öykücü olduğu bir ortamdaydı. Yani Ramazan Dikmen, Ömer Lekesiz, Cemal Şakar, Rasim Özenören'in yanında zaten öykü dışında da farklı bir şey düşünemezdim. Birden kendimi öykünün içinde buldum. Hocam siz öykü niçin yazıyorsunuz? Neden yazıyorsunuz? Aslında çok güzel ve ilginç bir soru. Benim hayatta yazdığım ilk yazı niçin yazıyoruzdu? Günlüğümde ben niçin yazıyoruz, niçin yazarız sorusunu sormuştum kendime. Çünkü yazının yazma, öykü yazmanın ilk adımındaydım. Ve kendime bunu sordum, niçin yazıyoruz? Tabii o 20'li yaşların, çok erken yaşların verdiği tecrübesizlikle şimdi baktığımda o yazımın çok zayıf olduğunu görüyorum. Ama edebiyatın içine girdiğimde, büyük yazarların hayatlarını incelediğimde, kendime yazma, yani niçin yazıyorum sorusunu sorduğumda vardığım yer farklı. Çünkü biz eğer yazı yazıyorsak, bu ikinci bir kişiyle iletişim kurmak amacıyla yazıyoruz demektir. Yani birine söyleyeceğimiz bir sözümüz var demektir. Yazmak ikinci bir kişiyle iletişim kurma biçimidir. Yoksa ne yapardık eğer bunu biz kendimize yazıyor olsaydık? Yani pul koleksiyonu yapardık, değil mi? Hani kelebek koleksiyonu yapardık, kendimize kalırdı. Ama yazıyorsak bu ikinci bir kişiyle iletişim kurmak isteğimizin bir sonucu yazmak. Aynı zamanda yazmak biraz da insanın kendisini anlama çabası. Çünkü insan günlüklerden hatırlıyorum ben o 19 yaşımda, 20 yaşımda günlükler bir iç dökümü gibi. Aslında orada ben kendimi anlamaya çalışıyorum. Ya ne yapmaya çalışıyorum, nereye gidiyorum? Yazı, her yazı aslında insanın kendini anlama çabası. Kendi özelimde konuşursam ben gördüğüm bir haksızlık karşısında, ben gördüğüm bir acı karşısında, yaşadığım bir kırıklık karşısında elimden hiçbir şey gelmiyor. Sadece yazıyorum. Bütün bu yazdıklarım benim hayatımdan parçalardır. Ben yazarak elbette tüm kötülükleri önleyebileceğimi düşünmüyorum ama en azından bir itiraz yükseltiyorum kötülüklere. İyiliklerin yaygınlaştırılması, merhametin yaygınlaştırılması için yazarak bir teklifte bulunuyorum. Ve bu teklifi de yayınlayarak yaygınlaştırmaya çalışıyorum. Kısaca yazıya böyle bakıyorum. Biraz önce anlattınız hocam. 20'li yaşlarınızda yazdığınız ilk öyküler için Rasim Özenören çok ölüm ve yalnızlık temasının ağırlıklı olduğunu söylemişti. Bir öykücünün hayatında, bilhassa da Necip Tosun'un hayatında, Necip Tosun'un öyküsünde bu yalnızlık teması nereye oturuyor? Benim öykülerimde bunalım ve umutsuzluktan daha çok seçilmiş yalnızlıklar var, bilinçlenmiş yalnızlıklar var. Ölüm teması da yoğun. Benim çok etkilendiğim, zaten hayatta edebiyatın çok temel konusunun bu ölüm olması gerektiğini düşünüyorum. Yani ölüm belki de canlar içerisinde bilebildiğim kadar öleceğini bilen tek varlık insanlar.
insanlar ölüm duygusunu bildikten sonra bunun üzerinden bir hayat inşa etmeleri gerekirken çok farklı hayatlar inşa ediyorlar. Ve ben bu ölüm olgusunun insanlara yerleştiğinde geriye dönük olarak iyilik, merhamet, güzellik, doğruluk bunların bir şeye dönüşeceğini, verime, birikime dönüşeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla da öykülerimde bu yalnızlaşma serüveni ve ölüm serüvenlerini çok sıklıkla işliyorum. Peki Necip Tosun'un hayatında iz bırakan ayrıntılar nelerdir? Bir edebiyatçının, bir yazarın en temel kaynağı hayat. Ben en çok hayatımdan etkilendim tabii ki. Benim bireysel hayatımda uğradığım haksızlıklar, ne bileyim kırılmalar, gördüğüm büyük olaylar benim hayatıma yansıdı. Bir de biraz önce ölümler demiştim. Bu ölümler benim karşılaştığım, hayatımda karşılaştığım ölümler edebiyatımı çok etkiledi. Mesela Süt Kokusu öyküm vardır. Annem öldüğü gün yazmıştım onu, Süt Kokusu öyküsünü. Ve anne özlemiyle yazmıştım. İşte Yorgun Irmak öykümü yine babamın ölümünden hemen sonra o dönemde yazdığım bir öyküydü. Kırılmalar diye bir öyküm var benim. Ablamın ölüm üzerine yazdığım bir öykü. Demek ki hayatta beni bu kayıplar da çok etkiliyor. Zaten bizim hayattan soyutlanmış bir edebiyatımız olamaz. Bu kurmaca bile olsa o hayatı asıl olan bu biçimsel anlamda iyi bir şekilde kurgulamak beni en çok etkileyen yaşadıklarım. Peki bunların yanında yazma motivasyonunuzu doğrudan etkileyen nesneler, objeler, hayatınızda vazgeçemediğiniz bir masa, bir kalem. Evet. Bu nevi şeyler var mıdır? Herkesin böyle işte kalemi olanlar var, farklı. Benim ne yazık ki diyeyim böyle bir şeyim yok. Bir obje yok yazmamda. Ama benim şöyle bir avantajım var. Ben her ortamda yazan biriyim. Bir müzik dinlerken, işte bir film seyrederken ya da çok dramatik bir fotoğraf gördüğümde beni bunlar yazmaya itiyor. Ve ben o fotoğrafla, o müzikle, o sesle ya da ne bileyim herhangi bir etkiyle yazıya oturuyorum. Bendeki öyküyü doğuran şeyler fotoğraf, müzik, bir telefon. Mesela en son öyküm abimin bir telefonuydu. Abim telefon etti. Dedi ki bizim hemen kapı komşumuz vardı. 80 yaşında Mustafa amca. Dedi ki Mustafa amca intihar etti. Yani ben telefonu kapattım. Daha sonra düşünmeye başladım. Yani 80 yaşındaki bir insan yani niye intihar eder? Yani orada artık onun hayatı neredeyse noktalamaya yakın bir yer. Buna rağmen hayat buna nasıl ağır gelir? İşte benim öykünün doğduğu an bu telefon konuşmasıydı. Mustafa amcanın anıları gözümde canlandı. Ne kadar atını severdi işte o canlandı vesaire. Ve öykü tam da buradan doğdu. En son öyküm bu Mustafa amcanın öyküsüydü. Ben bu kırılma anlarından öyküye yöneliyorum. Oturup böyle şey gibi diğer benim kuramsal metinlerim diyelim ki Doğu'nun hikaye kuramı, işte diğer günümüz öyküsü vesaire diğer kitaplarımı ben çalışarak yazıyorum. Yani ne yapıyorum? Bir öykü üzerine çalışacaksam işte Bilge Karasu'nun tüm kitaplarını okuyorum, tüm söyleşilerini okuyorum. Ondan sonra yeni ne söyleyebilirim diye Bilge Karasu üzerine düşünüyorum. Ama öykü böyle bir şey değil işte. Yani öykü daha çok o geldiğinde size yazdırılıyor. Ben de öykü işte böyle oluşuyor ama bir obje, bir nesne yok beni öyküye yönlendiren. Peki müsaadenizle biraz daha özelinize insek, fert ve birey olarak Necip Tosun'u konuşmak istiyorum. Burada da kendinizi kritik etmenizi rica etsem ne söylersiniz? Aslında insanın herhalde kamu önünde kendi hakkında konuşması kadar zor bir şey olmasa gerek. Ama ben madem sordunuz kendim hakkımda da konuşayım. Benim en temel özelliklerimden biri paylaşmayı çok seven biriyim. Yani birine bir iyilik yaptığım zaman, bir yazara bir faydam olduğu zaman, bir kitap önerdiğim zaman, bir metnini okuduğum zaman çok hoşlanıyorum ve birine yardım etmeyi çok seviyorum. Genç yazarlar hakkında yazıyorum.
Hatta beni bu tür eleştirenler var. Ya yani bu yazarın hiçbir geleceği hakkında şeyin yok. Niye kendini riske ediyorsun? İşte bununla ilgili yazılar yazıyorsun. Ben tam tersine bu genç bir yazarı desteklemek istiyorum. Böyle benim hoşuma giden yanım biraz bu paylaşmayı sevmek. Herhangi bir şiir okuduğumda, herhangi bir güzel bir öykü okuduğumda bunu ben kendim yazmışım gibi seviniyorum. Çok hoşuma gidiyor. O öyküyü sağa sola söylüyorum, Facebook, Twitter'da paylaşıyorum. Bu benim dışarıdan hoşuma giden şey. Belki kendimin eleştirilecek yanı da şu. Hayatta insanları ikiye ayırıyorum ben kısaca. Bir oyun kurucular var, bir de masumlar ve kurbanlar var. Şimdi oyun kurucular, benim bu tecrübemden, bu yaşa gelmiş bir tecrübe olarak buradan baktığımda, oyun kurucular daha çok 4-5 adım sonrasını düşünebiliyor. Seninle ilişki kurarken o 4-5 adımı hesap ediyor ve seninle öyle bir ilişki kuruyor. Ben de tam tersine hiçbir zaman bir oyun kurucu olmadım. Bu oyunu kuramadığım için de daha çok hep masum ve kurban oldum ben bu hayatımda. Belki bu iyi bir huy mu, kötü bir huy mu kendimin bilmiyorum ama kurban olduğum ortaya çıktıktan sonra ben oyunu fark edebiliyorum. Bu da elbette bir eksiklik ama insan mizacını değiştiremiyor. İşte herkese inanıyor. Ben kimseye inanmaktan da aslında şey değilim, pişman değilim. Dolayısıyla bu benim belki en kötü özelliğim, her şeye çok kolay inanabilmek. Kendimi böyle özetleyebilirim.